Tamam mıyız? Tamamız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bazen böyle Fatiha çekerken hutbede zannediyorum kendimi. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, nahmedu diye. O da ben yaptım. He ya, of. Hafız ya. Ne işe yaradın? Oh. Bir haberimiz yok ha. Sayfa 180 Mesnevi Nuriye. İlem eyyel aziz. Her şeyin batını zahirinden daha âli, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha muzeyn olduğu gibi hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Metni okuyacağım, sonra izah edeceğim. Bir de okuyorum. Metni okuyorum. Sabırla dinleyin. Bakayım ne anladınız siz? Veya ben ne anladım? Her şeyin batını, içi, zahirinden daha âli, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Hafız, küçük hafız. Faruk abine söyle kahve yapsın. Bugün çok ders yaptım. Ya. Ve zahirde görülen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahiri süzülen zayıf bir tereşuhtur. O kadar acayip bir yer ki. Aleyküm selam. Yoksa aleyküm selam. Batın camit, meyit olup bak yoksa batın camit, meyit olup da ilim ve hayat dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Yeni gelenler, metni okuyayım sonra izah edeceğim. Muhammed hoş geldiniz. Evet, karnın, miden, evinden, cildin gömleğinden, kuvve-i hafızan senin kitabından nakış ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh, alim-i melekut, alim-i şehadetten, alim-i gayb dünya ve ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Maalesef nefsi emmare, hevai nefs ile baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli bir vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Metni bitti, şimdi izah edeceğim. Bu nedir? İnsanı tarif ediyor, insana anlam katıyor, ahireti ispat ediyor, insanlara davranışımızı değiştiriyor, hiçbir şey gözüktüğü bir olmadığını anlatan bir yer. Nasıl yakalarsan odur yani. Öyle harika bir yer burası. Metni okudum, kısa ama öz. Şimdi okuyorum. Ailevi ilişkilerde kullanırsın bunu. Dünya ahireti kullan. İnsanın bedeni ve ruhu kullan. Vesvesesi kullan. Efendim? Ders saatin nasıl var? 9:30 mu yazdık? Ama başladık. 9:30 o zaman 10'da bitiririm zaten. Onlar da yarım saat okumuş olun. Ben farklı yazmışım, siz farklı yazmışsınız. Tamam. Şimdi her şeyin ama bunun dışında bir şey var mı? Yok. Eşine bak. İşine bak. Kendine bak. Kabire bak. Şer gibi gözüken niye olmadı? Niye oldu? Niye böyle gitti? Her şeye, nereye bakarsan bak. Her şeyin batınısı, içi, hakikati, zahirisinden, yani görünüşünden, görünen tarafından daha âli, daha yüksek, daha farklı,
daha kamil, daha latif, daha güzel. Daha müzeyyen olduğu gibi, daha süslü, daha güzel. Her şeyin. Onu anlatacak şimdi. Sonra istediğine bunu kullan. Mesela ben biraz vesvesede kullanacağım. Ailede kullanacaksın. Aileyi kullanacağım. Sorarsanız soruyor da kullanırım bu kanunu. Ama kanunu yakalaman lazım. Her şey. Ne aklınıza geliyorsa. Hiçbir şey göründüğü gibi bir, gözüktüğü gibi iki, anladığın gibi değil. Hiçbir şey. Mesela Lemalar 232'de kabir için diyor ki, mezarlık için. Kabir diyor zahiren siyah peçesi, peçe yani siyah çarşaf giymiş kadın, bir de peçesi var. Zahirde böyle siyah peçesi altında güzel yüzler saklıdır. Zahiri çirkin ise de batınısı güzeldir diyor. Zahirisi ayrılmak gibi ise batınısı kavuşmaktır diyor. Mesela mezara girmek zahirde ayrılmaktır. Hakikatte kavuşmaktır. Mezar zahirde ölmektir. Öyse hakikatte öteye dirilmektir. Anne kanında çocuk öldü, dünyaya doğdu yani. Alim-i gaybtan çocuk öldü, anne karnına, anne kanında da çocuk öldü, dünyaya dirildi. Dünyaya dirilmek doğmaktır, ölmektir. Anne karnına göre ölmektir. Çocuk dünyaya geldiği için, anne karnında ise doğmaktır. Ahirette böyle. Zahirde ölmektir, hakikaten doğmaktır. Yuhyi ve yumit esmaları nöbetini değiştirmesidir. Yuhyi ile dünyaya, yumit ile ahirete geçiyoruz. Zahir bak böyle. Batınısından her şey zahirisinden daha âli, daha kıymetli, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen içi. Örnek de verecek. Hayatça daha kavi. Mesela ölüm nedir? Hayatı söndüğü için, pili bittiği için ölmüyor. Vazifesi bittiği için ölüyor. Bir daha. Pil bittiği için ölmüyor. Vazifesi bittiği için ölüyor. Bitti. Bu kadar. Senin müddet bu kadar. Hadi çıkın. Niye sınıftan hoca çıkarıyor? Kardeşim ders bitti. Ya ben çok ders dinleyecektim. Bitti o kadar. Ders bitti. Ya ders bitti. Yani arkadaşlar sakın ha, hayat bitti olur mu ya? Hayat biter mi ya? Sana verilen müddet bitti ya. Tehristir diyor ya. Vazifeden paydostur. Itlak ruhtur. Beden kafesinden ruhun ayrılmasıdır. Mutlak hürriyete kavuşmasıdır. Suretten hakikate geçmektir. Bedeni hayattan ruhsal bir hayatı yaşamaktır, anlamlanmaktır. Nasıl ölümdür işte? Zahirde ölüm denmiş. Hakikatte kavuşmak denmiş. Bilmeyen çektiği azap. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. Bu meseleleri idrak eden sultan olan anlar bizi. Hayatça daha kavi. Yani mesela bu beden hayatı mı daha kaliteli, ruhsal hayat mı? Bedeni atıyorsun, bedeni değiştiren ruhsaldır. Ruh yani. Beden bir şey değil ki. Beden elbisedir. Ruhla şekil alıyor. Mesela buz mu daha harika, su mu? Şimdi nasıl anlarsın? Buzu ortadan kaldır, su hala vardır. Suyu buzdan kaldır bakayım, buz var mıdır? Yoktur. Buzdan suyu kaldır. Buzdan suyu kaldır. Hayal edersen bu dersi bak. Buzdan, buz, bunu buz kabul et. Suyu kaldır. Buz olur mu? Yok.
sudan buz olma özelliğini kaldır. Buz olmasın, donmasın. Su gene var. Var olur, yağmur olur. Bedenden ruhu kaldır. Beden yok ki. Un çuvalı gibi içi boşalmış, çuval gibi yığılır. Demek ki batın daha hayatı daha kavi, daha sağlam, şuurca daha tamdır. Mesela niye herkesin siması farklı? Çocukken aman aman herkes bebek hayatına bakın böyle. Kırışı ve çocuk doğum annelerine görürsünüz. Bebeklerde hepsine bir eşitlik var. Masumiyet var. Günah yok. Hepsi de tatlıdır. E niye hepimiz farklıyız? İçki içenin, kumar oynayanın, namaz kılanın, kılmayanın, faiz yiyenin, yemeyenin değişmiyor mu? Siması değişmiyor mu? Simahum fi vucuhihim min eseri sucuk. Sima değişmiyor mu? Değişiyor. Beden değişse ruh değişmiyor. Mesela bedenin elini kesseler ruhun değişir mi? Değişmez. Ama ruhta korku olsa, ahlaksızlık olsa, hasetçi olsa, namazsızlık olsa beden değişir mi? Değişir. Simadan anlarsın. Ehliysen, ehli olmasa da anlarsın. Ya sokağa çıktığın zaman namazlı mı namazsız mı? Çöküntüyü suratlardan anlarsın. Ya. Fazla bilme gel. Şunun simasına bak. Şey için demiyorum da hepiniz öyle de karşımda. E namaz var işte. Namaz var ha. Şunu. Namaz var. Çok şükür ötekiler şeyler de gözükmüyor. Yani bunu memur zaten anlıyor. Devlet memuru gittiğin zaman Abdullah'a bak, yine bak. Şimdi baktığın zaman namaz, her şey bak. Tanıdığım için demiyorum ki size. Sima nurani ya. E peki niçin, bunu niye vermeye çalıştım? Ruhta neyse simada o yansır. Aynaya ne küfür ediyorsun? Aynanın karşısındakini değiştir. Bir tane sormuştu bana. Abi televizyona çıkacağım diyor. Makyaj kullanmak caiz midir dedi de. Dedim ki güzel nurani olmak istiyorsan gece namazına kalk. Abi ahlakımı düzeltmek için hangi kitabı okuyayım? Allah Allah. Ahlakımı düzeltmek için hangi kitabı okuyayım? Ya. Tefekkür edeceksin. Ya. İlim arttıkça sorumluluk azalmıyor. Tefekkür edersen o ilim hakikati inkılap eder. Teşekkür ederim Allah'a. O şey tefekkür ehlinde ahlak güzel olur. Enfusi geçiyor. Arkadaşlar kitap okuyup da eyleme geçirmeyen, tefekkür edemeyen onun dayatmalarına mecbur olur ilim. Kendisine imtiyaz ister. Tefekkür ederseniz inanın psikolojik hastalığınız olmaz. Benim biraz işim olduğu için derslerim buna kayıyor. Tefekkürün saati min hayri min ibadet seneti. Bir sene nafile ibadetten evrak. Bak tefekkür edenin psikoloji sorunu yok. Beni de öyle bir çarpıyor ki bazen. Düşünce var ya düşünce. Düşünce. Bir vehim seni kapıyor. Vallahi dünyanı cehennem ediyor ya. Eğer kontrol edemezsen Muhammed, acayip ya. Yani. Tefekkür edersen, bir de ilmine, otoritesine itimat ettiğin bir kişiden istifaza tefeyyüz edememişsen, o senin bilgilerin seni kurtarmıyor. Belki de daha çok vesvese veriyor. Ben kendi hayatımda yaşadığım için bulduğum çareleri sizinle paylaşıyorum. Ve yaşadığım bir şeyler olduğu için inan size onun için tesir ediyor. Mesela vehim beni kaptığı zaman 50 yaşından sonra pek vesvese olmaz, vehim olur. Düşünce kapar. O vehim var ya vehim. Ümitsizlik, hastalık şeyi, koronadır, kanserdir, mezardır, akap krizi falan o. Bir vehim kaptığı zaman öyle acayip acımasızdır ki dakikasında ishal eder sizi.
Vücut hemen her şeyini boşaltır. İşte kurtuluşu için söyledim bunları size. Dert imal etmek için demedim. Bunun çaresine tefekkür. Tefekkür ilmi arttırmak değil. Tefekkür o bilgileri kullanmaktır, düşünmektir, akletmektir, sahibiyle izah etmek. Tefekkür aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın senin onaylamasının alametidir. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. İşte zahirde gözükenin arkası daha kuvvetli olduğunu anlatmak için hep bunları anlattım. Hayat, şuur ve kemal sayr daha kavi. Yani gömleğin cesedinden daha mükemmel. Hayat, bedendeki hayatı düşün. Ne kadar basit sebepler üzerine kuruldu. En ufak bir şey gidiyorum. Bu kadar ilmim var. Bu kadar otoriterim var yani. Bu da tecrübem var. Bir vehim kapıyor seni. Neyine güveniyorsun ya? Neyine güveniyorsun? Savurur harman gibi. Mala mülke güvenme. Öyle bir savurur ki harman gibi yani. Rüzgar alt üst eder ya. Hiç tefekkür ehli olur mu? O geldiği zaman ancak yakalarsın. Batın zahirisine hakim olunca rahat eder. Bedeni hayat, zahir yaşayış böyledir. Şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, bak zahirde gözüken bu şu hareketlilik, görme, işitme. Mesela bilmek hayatın alameti. Bak görüyor musun? Görmek dirilik emaresi. Bak görüyor musun bak? Zahire bak. Bilmek hayatın alameti. Görmek dirilere mahsus. İşitmek dirilik emaresi. İrade hayat sahiplerinde olur. İhtiyar iktidar ziyaretlerde bulunur. Tekellüm ise, konuşmak ise bilen dirilerin işidir. Ben hep batını anlatmaya çalıştım. Bak, düşünmek. Hayatın alameti. Hayat. Ama zahirde bak. Zahir, işte gelecek. Dünya, bedenle dünya. Kıyas edin. Aynı böyle. Yani ruhundaki vefa, haya, edep, şuur, anlayış, tefekkür bedeninde ne kadar farklı? Ahiret de dünyadan o kadar farklı. Düşüncelerin, hayan, edep, vefa, anlayış, düşünceler bunlar nerede vücudunda? Ahiret de dünyanın orasında. Ahiret dünyanın bitişinde değil. O ölüm anı öyle olacak. Pat! Aynı orada. Aa, hakikati, suretten hakikate geçiyorsun. Suret neredeyse hakikat da orada. Aynı hakikati zahirde görmektir. Ölüm. 17 şey girmediğin söz. Aynı hakikati zahirde görmektir. Yani böyle pat. Yani televizyon ve radyo dalgaları var ya. Kanal değişince pat diye nasıl oluyor? Bir tanesi Ankara'da yayın yapıyordu. Bir tanesi Edirne'de. Pat tak bir ya. Bilmem XX1, XX2, FM dalgası ya bir tane. Aa geçtin şeyi. Kur'an okurken şarkı söylüyor. Aynı onun gibi yani. Dünyayken ahiret. Asar Bediye de söylüyor. Yani zahir aldatmasın arkadaşlar ya. Hepimiz aldatıyor. Beni de öyle ki. Duman ediyor. Kendi ihtiyacıma dair okuyorum. Zahir ancak batından zahire süzülen zayıf bir teleşuhtur. Şimdi göz kalbin aynasıdır. Gözüne bak eğiliysen Muhammed bakma da kalbini okursun. Bir tane söyle demişti. Abi çok asabiyim trafikte ya canavar oluyorum ne yapayım dedi. Şeye bakma dedim. Kişilerin gözlerine bakma. Gözlerine bakma asabi olmayacak. Onun kalbindeki nefret sana sıçrıyor. Nefrete mukabil nefret aktif oluyor. Bakma.
Nerede söyledim? Muhakematta. Sevgilimin gözünden diyor, belki Lami gibi diyor, Şuay diyor, girdi diyor. Değil mi? Gözden bir girdi, kız duman oldum. Çık da görelim. Gözden girdi. Bitti. Adama arabada şey sürüyorsunuz. Bak psikoloji. Nerede bulacağım böyle dersi? Doktor bey, araba kullanıcı çok, çok agresif oluyor. Şöyle yap böyle. Ben de muhakemeden sana söylüyorum. Gözüne bakma kimsenin. Arabaya bak. Göze bakmayın. Sana bak. Bak. Ne kadar kolay. Sonra hoş geldin. Bunun özelliği var. En büyük nurcu o. Ondan büyük, en büyük var mı? Sen kaç yaşındasın? 10 sen? 8 tabii en büyük. Ya ben daha ufak kardeşim var mı? Aa, o işte daha büyük. Allah Allah. Çocuklar ruhlarla öyle mal oluyor ki. Bak o çocuk diyecek ki büyüdü zaman koca dersi bıraktı bana iki kelime söyledi. Annesi demiş ki 17 yaşında Kırıkan'da. Oğlum derse gittin mi? Gittim anne. Niye sevinçlisin ne anladın? Anne bir şey anlamadım ama hoca herkesin yanına bana dedi ki hoş geldin. Ya yani, çok şükür. Elhamdülillah. Demek ki zahirde gözükenler batının dışa vuruşu. Yoksa batın camit, meyit olup da ilim ve hayat dışarıya vermiş olduğuna zihaba ihtimal yoktu. Mesela toprak cansız. Cansız. Su da cansız. Güneş cansız. Çekirdek cansız. Hayat fışkırıyor. Yani zahiri cansız. Nasıl fışkırıyor hayat? Demek ki batını canlı. Niye siması böyle? Niye gözü böyle? Niye davranış böyle? Ruhu böyle. Yani ruhtaki tereşuatlar böyle. Şimdi örnek veriyor. Bu kadar anlattı. Karnın miden, hayal et miden, evinden. Evine kıyas eder misin? Bir de mideni. Koca evi veya mutfağı midenine göre çalışıyor. Evin, yani şey miden, karnın evinden girdin gömleğinden miden evinden cildin gömleğinden kuvve-i hafızan sen yazdın kitabı senin kitabından nakış ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Görüyor musun? Hangisi daha kaliteli? Mide, ev. İnsan ve ev. İnsan, evin içindeyiz. Ev mi bizden büyük ama ev mi büyük bizden? İçindeyiz diye. Aslında bina içimizin içinde. İnsan dünyada. Dünya insanın içinde. Ya. İnsanın içinde ne dünya, ne gayb, ne şeceri hilkat, ne cennet, ne cehennem. Ancak Allah ile, zatıyla duyuyor. Bak, insan evin içindedir diye ev insandan daha mı kıymetli? Miden evine, gömleğin şu bedenine, cildine kıyas et bakalım. Sonra alemi melekut, bu kadar sonuç şu. Alemi melekut, yani bu gözükenlerin arkası. Arkası deyince aynı yerde. Mesela odundaki şu odun düşün. Odunun melekutu nedir? Duman ve nur. Odun. Ama melekutu ne? Nur. Işık. Duman. Tamam. Ha, alemi melekut, alemi şehadetten.
şu gözüken alemden. Alemi gayb dünya ve ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Bak ne orada oldu ahiret? Ahiret nerede şimdi? Alemi melekut, alemi şehadetten. Bir daha arkadaşlar, her şeyin bir mülkü var, bir melekutu var. Yani bu gözükene mülk denilir. Aynı buradayken bu şekilde kendisini ifade eden içsel yapısına melekut denilir. Mesela bunun içi nedir? Nurdur. Yaktığımız zaman ışık çıkar. Işık çıkar. Sonra ne çıkar? Duman çıkar. Bu gözüken bu. Onun da arkasında ne var? Aynı yerdeyim. Enerji çıkar. Enerji. Daha aynı yerdeyiz. Onun da arkası nedir? Esirdir. Daha onun arkası nedir? Maddi hayattır. Yani buna izahlar var. Daha arkası nedir? Aynı hayattır. Yani ahiretin o kanunları hepsi burada var. Nasıl var? Burada ışık nasıl varsa, duman nasıl varsa. Bu dünya. Bu dünya. Ahiret bunu meydana getiren içsel alem. Ahiretle dünya arasındaki şeyi anladık mı? Ahiret falan yerde, dünyada bu mahallede. Burası Fatih Mahallesi değil mi? Hemen bitişik mahalle ne deniliyor? Burası Mehmet Akif mi? Mehmet Akif'le Fatih Mahallesi. Bitişik. Veya Ümraniye ile Sultanbey. Burası dünya. Orası ahiret gibi değil. Aynı yerde. Bak duman, nur neredeyse peçete de orada. Aynı yerde. Bir yere koyduk mu farklı yer? Şimdi bu dünyadır. Bunun melekutu nedir? Bunu meydana getiren duman ve enerji. O da kabirdir. Esir nedir? O enerjinin de arkası haşir meydanıdır. Maddi hayat nedir? Sırat köprüsüdür. Aynı hayat nedir? Cennettir. Aynı yer. Aynı havada bir sürü radyo ve televizyon dalgaları var. Boyut farklılığından yani karmaşıklığa sebebiyet vermiyor. Karmaşık değil. Boyut farklılığından, dalga boylarından hiç izdiham yok. Ya çok sıkışma var ya. Öyle bir şey yok. Var. Kaç tane FM dalgası koyarsan koy. Var da zaten. Alemi gayb dünya ve ahiretten daha yüksektir. Maalesef nefsi emmare, nefsi emmare yani emredici bir nefis var. Ben sizi bile hep nefsi emmare duydunuz da ben farklı bir anlatayım. Nefsi emmare kim? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki her doğan insanla, insan doğmaz bir kere, her doğan annesinden beşer doğar. Şerlerle, hakla, batıl, karma doğar. Beşer doğar. Ne kadar peygambere, rehbere uyarsak insan oluruz. İnsan olmaya geldik. Bak şimdi ben nefse emmareyi farklı söyleyeyim ki ciddiye alayım bu adamı. Her doğan çocukla bir yıldız yaratılır. Bir de ifrit. İfrit. Cin çeşidinin bir nevi. Cin de diyebilirsin ama ifrit. Çoğuldur o cin. O bizde var. Onun için cinsel. Cin netleri o yapar. Anladın mı? Emrediyor bize. Ondandır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim şeytanım diyor nefsim. Bana itaat ediyor. O Allah'ım, Allah'a isyan eden dışarıdaki şeytan değil. Benim şeytanım yani benim nefsim bu işte. Size şimdi bak bunu, de onu, vur kafasını, yapma, gitme diyen hep o. Hep o. Derse gelmemek için en az 10 tane sebep var. Gelmeye karar mı verdi? Meyletti.
10 tane. Tabii canım, niye gideceksin? Şey var ya, korona var, şu var. Ya canlı yandan dışarı şöyle yaparsın, evin çoluk çocuğunda şu var. Tam tersi sen, ya gideyim ya. Tabii ya, gitmen lazım ya. Çoktan beri sirayet almamışsın, insibe almamış, renk gelmemişsin ya. Allah Allah falan. On gelmen için aynı adam sana 10 tane sebep üretiyor. Akıl böyle bir alettir. Niyet ettiğiniz zaman kafanız ona göre çalışır. Kafanız çalıştığı için niyeti değişmiyor. Niyetiniz değişik olduğu için kafa öyle çalışıyor. Niyetlere göre kafa çalışıyor. Onun için ameller niyetlere göre. Bak örnek vereyim, bak bir daha. Bugün derse geleceğim Muhammed. Karar, niyet ettim. Tabii canım, 10 tane sebebim var. Akıl üretiyor. O niyeti gitmen lazım. Çoktan beri gitmedin ya. Bak. Aa, şimdi kapanırsa ne olacak koronadan? Hiç kimsenin özürü olmayacak derse gelmeyenlerin. Şimdi derse gelmeyenler ne diyecek? Vallahi korona var, derse de gidemiyoruz. Hemen vicdan ne diyecek? Olan açıldığı zaman gitmedin lan. Sahtekar. Demeyecek mi vicdanın? Sana diyecek. Açıldığı zaman gittin mi? Gitmedin. Kapalı iken sığındın. Sığınma meşru değil. Ondan sonra diyecek. Tabii gitmem lazım. Bak derse meylettim. Akıl sebepleri imal ediyor. Derse gitmemeye karar verdim. Ya bugün niye gideyim ya? Şey vardı. Bir sürü sebepler üretiyor. Onun için sebeplerden, mazeretlerden derse gelemiyoruz değil. Gelmemeye niyet ettiğimiz. İstisnalar hariç. Hasta bekliyorsun. Nokta ceset yıkıyorsun. Yani başka bir sebep nasıl olacak ki? Ya. Allah Allah. Demek ki nefsi emmareyi anladık mı abiler? Cinnet geçiriyor. Cin olduğu nettir derdi Gazali. Benim değil bu. Cin olduğu nettir. Cin net. O yaptırıyor adam. Nefsi emmareniz bu. Ha şimdi iyi dinleyin. Maalesef nefsi emmare ifrit. Hevai nefis ile baktığı için hevai nefis, heva nefsin gözüdür, kafasıdır. Heves ise kalbidir. Heva nefsin aklisidir. Heves ise kalbidir. Hevai nefsiyle baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği bütün üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Ha. Nefs-i emmare batını hiç göstermez. Arka tarafı değil, hep zahiri müptela olur. Ne gözüktüğü gibi inanır. Hani halk var ya, avam. Siyasettekileri böyle gözüktüğü gibi düşünür, gözüktüğü gibi anlar. Öyle olduğuna inanır. Onun için avamdır, kullanılıyoruz. Arkayı gören çok azdır. Siyasi cambazlar var ya böyle. Nereye hatırınıza gelirse gelsin. Türkiye'de de öyle. Hiçbir şey ama hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Senin düşündüğün gibi değil. Senin gibi düşünülseydi zaten batardı. Böyle değil ya, küçük. Bir bütünsel düşünemiyoruz. Mesela bir misal söyleyeyim bununla alakalı. Çarpıcı bir misal. Ceylan'da kaldım da onun için biraz şey yaptı bana. İsa Aleyhisselam havaryunlara demiş ki, 12 tane. Çok ilgimi çekiyor da bu. Ben demiş sabah şey olduğu zaman işte gideceğim. Ondan sonra beni tutuklayacaklar. Beni asacaklar. Çarmıha gelecekler. Ne biliyor işte oradan şeye, semaya uruç edeceğini. Beni asacaklar diyor. Petrus denen bir tanesi demiş ki, efendim demiş, madem öyle yapacaklarını biliyorsunuz, niye gidiyorsunuz? Bak zahir bu ya. Pis oradan kafir diyor. Pis oradan kafir. Talebesine diyor. Sen insan gibi düşünüyorsun. Tanrı gibi düşünmüyorsun. Bozulmuş İncil de böyle. Yani orada bütünsel göremiyorsun. Zaten bizim gibi düşün. Biz onun gibi düşünsek bize gösterilmez ki. Adam diyor ki bana, hocam diyor, evli olmak için şartlar ne var diyor. Lan vazgeç bu işten. Bu iş zordur. Vazgeç dedim. Bak Zahiro. Yok diyor, evliyalık istiyorum. Lan nasıl yapacağım? İyi, birinci şart. Biz gıybet ettiğimiz zaman orucumuz bozulmaz. Ramazan'daydı. Kardeşinin eti yemiş gibi oluyorsun.
Ama evliya gibi olmaz. Gıybet ettiği anda kefaret yapacak 61 gün. Et yemiş gibi değil, et yemiş oluyor. Birincisi bu. Kalsın dedi. Tamam. Ya. Sonra merak ettim. Ben ne yapacak bu adam? Evliya. Neyse ne yapacak ya? Lan ne yapacaksın dedim. Hiç olmazsa dedi dolmuştan kurtulursun. Bak evliyalığı onun için istiyor. Şimdi niçin anlattım bunu? Yani böyle düşünen kafaya bu verilir mi? İsa Aleyhisselam da böyle düşündüğü için ona söylenmiş. O gitme ile gitmeme eşit Allah için, asılma ile asılmama eşit olduğu için Allah ona söylemiş. Ama onun için, Petrus için asılma ile asılmama farklı olduğu için ona verilmemiş. Evet, birincisi böyle. Zahir okuduk. Şimdi 192'yi okuyacağım. Mesnevi Nuriye'den okuyorum. Böyle paldır küldür. Oo şansınız ne diye böyle. Yapanlara da kızıyorum. Kendime de böyle yapmamaya çalışıyorum. Çalışarak geldim. İlem eyyel aziz. Hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı, itirazı yoktur. Ve şekva şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden, ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden nizam-ı alemde binlerce hikmet vardır. Metni okuyayım, izah edeceğim. O ferdi irza etmekle o bin hikmetin irdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilmez. وَلَوْ اِتَّبَا الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Yani ne demek? Ey müteşekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun ki? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kainata mühendis mi senin nefsin? Olmadı. Oldu. Şöyle olsaydı daha iyi olur. Ya senin kainata nefsin mühendis mi? Heves işte bak. Ey müteşekkir sen neci oluyorsun? Neye binaen itiraz ediyorsun? Ya niye insan ölüyor? Sana ne? Sen malın ortağı mısın? Biraz önce birinci derste anlattım niye öldüğünü. Yani birinci ilimde anlattım lan. Yani insan bir şeyi itiraz ederken baktığı hevesle, his ve hevesiyle bakıyor. Burada da diyor ki sen kainatın bütünsel fotoğrafını gördün mü? Mesela ölüm kötüdür. Niçin? Ahiretin güzelliğini görmeyen ne diyor? Ayette de geçiyor, hadiste de geçiyor. Ahiretin güzellikleriyle dünyanın güzelliğini kıyas edilse acaba ahiret kötü olur muydu? Biz bütünsel görmüyoruz. Çok önemli. Mesela evde de uygulayın. Bir insanın beşeriyeti var mı? Var. Ubudiyeti var mı? Var. Üç tane şahsiyet var. Yoksa bu zulüm edersin. Hem kendine hem eşine. Beşeriyeti var. İnsandır. Bedensel hayatı var. Anne babasından aldığı kültür var, eğitim var eşinin. Yaşı var, günün sorumluluğu var. Hatta yediği gıdalar, duyduğu, seyrettiği şeylerden etkileniyor. Ona göre konuşuyor, tavır takınıyor. Bu beşeriyetidir. Bir de bizim görmediğimiz Allah'ça bir ubudiyeti var. Allah'a karşı bir teslimiyeti var, ibadeti var. Bir de vazifedarlığı var. İslam'ı temsil etme makamı. Mesela diyelim ki şu anda ben ders yapıyorum. Benimle alakası yok. Tebliğ var şu anda. Seslendiriyorum. Muhatap nefsimiz. Bir de ben indiğim zaman odamda namaz kılışım olacak. Rabbime karşı tevekkül, teslim nasıl olacak? Ubudiyetim. Onu nasıl anlarım ben? Herkesin içinde nasıl namaz kılarsam bir de odada tek başına kılmak. İmam-ı Rabbani Hazretleri misalidir. Yok tövbe. Hazreti Ömer radıyallahu anh misalidir. Bir insan ihlaslı olup olmadığını nasıl anlar diye sordukları zaman
Herkesin içinde Allahu Ekber, Elhamdülillah. Kendi başına kılarken hiç kimse Allahu Ekber, Elhamdülillah derse, değil mi? O nispet ihlas. Çünkü niye farklı? Öyle ya, niye farklı? Herkesin yanında Allahu Ekber, Elhamdülillah. Medleri çekiyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Hatta tek başına kılarken İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İyyâ da yok olmuyor. İyyâ çekmiyor. Bu arada söyleyeyim, onu iki tane iyyâ var. Onu gösterin. Gözükmüyor o. Şimdi kısacası biz resmi bütünlüğü görmediğimiz için his ve hevesle baktığımızdan olmadı. İyi gitmedi. Yanlış oldu. Diyor. Ama mesela gözünü kapat. Eşinin anne babasına geç. Ana babasını helal haram yedirdiği, aldığı kültür, büyüdüğü toplum cihetiyle böyle topla topla bütünse bak bakalım onun buradan baktığın zaman ters ve yanlış gözüken hareketi, davranışı bu söylediğim gibi boyalanırsan anne babasının nikahı ne kadar sağlam nikahta kaldı. Anne babasının yedirdiği, anne babasının verdiği eğitim, yaşı, okuduğu, ne okumuş, hangi toplumda büyümüş, örf anane, gelenek ve kültürle boyalan. Oradan bak bakalım. Aa, buradan baktığım gibi değil. Resmi bütünsel bakmayı. Niye böyle oluyor? Rüştü abinin cümlesiyle. Lazımdır ki öyle olsun. Niye bu kadar uzattım? Yani biz sen necisin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Niye böyle oluyor ya kainatta? Mülk Allah'ın. Malikel mülk. Mülkün maliki. Yetesarrafe fi mülkin keyfe yeşâ. Mülkün de istediği gibi tasarruf eder. Niye itiraz ediyorsun? Sen işine bak yahu. Bugün şey okuyordum. Diyor ki sen diyor işine bak diyor üstad. Risale-i Nur müşteri aramaz. Müşteri arasın ve yalvarsın. Diyor Allah Allah niye? Lan ahiret ne kadar ihtiyacını hissedersen Risale-i Nur o kadar değerli olur. Ahirete ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçlıktan çıkmış. Risale okur mu? Allah ihtiyaç mıdır? Namazda ihtiyaç olmaz ki. Allah ihtiyacı hissedenin namazı olur. Allah aleminde yok ki. Öyle bir şey yok yani. Allah yok yani aleminde. Namaz olur mu? Yok ki. Allah ihtiyaç değil. Namaz ihtiyaç olur mu? Ahiret ihtiyaç hissetmiyor. Ahiret. Bu adam cemaate gider mi? Kitap okur. Haram elanda kaçar mı? Ahiret ne kadar inanıyorsa o nispet haramı. Haram elanlı olur. Faiz yiyor adam. Rahatça yiyor. Ahirete inanabilse fikir değil de his boyutu. İnanmıyor mu? İnanıyor ama kıt kıt. Marş gibi. Kaptı mı? Diye kapıyor. Bitmiş. Kıt kıt. Ahiret aleminde otursa faiz yer mi? Kumar oynar mı? Çoluk çocuğunun rızkını o çevirmeli kumarlar var ya böyle. Oraya atar mı? İsraf haramdır. Deccal'ın tuzağına düşer diye şuurumuz olsa o sigara içer mi ya? İsraf? İçer mi ya onu? Bir kutu şey, 2 kilo kiraz. Biz de kalkıyoruz. O niye böyle? Bu niye böyle gidiyor? Bu niye olmadı? Niye o ölüyor? Ve sana ne ya? Bak ne güzel diyor. وَلَوِتَّبَا لَحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Uygulama izahı, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Yani itiraz veya tenkit etmeyi sen yetkili bir mühendis misin?
kokmuş olan zevkini, zevklerin derecelerine mikyas, mizan mı yapıyoruz? Mesela diyelim ki grip olan adam hem kokudan hem tattan alamaz yani. Şimdi grip adam tadı ve kokuda zaafı ve eksiklik var. Yemek öyle midir? Ne biliyorsun ki zannettiği nimet nikmet olmasın? Ya ölmemesi lazım. Bak ölüm birinci ilemde anlattım. Ölüm hayat pili bittiği için ölmüyor. Müddeti bittiği için teris oluyor. Şöyle düşünün abiler. Uçak kalktı. İrtifa aldı. İrtifa bitince iniyor. Şimdi ne zaman öleceksin Beyçet? Ona göre gayretli ol. Şimdi ilim yapıyorsun. Yükseliyorsun. Allah adaletle seni almıyor. Yükseliyor da yükseliyor. Ne zaman beli bükülecek? Artık hazineden yiyeceksin. Yani böyle gitmeye başladın. Artık zarar vereceksin. Daha sonra hassasiyetinle kazanımların, dersleri gelin kitapların depodan gidecek. Kafa mı çevirecek? Motorda üst türlü noktadan sonra aşağı dönüyor ya piston. Tam o sırada merhameten Allah seni aşağıya alıyor. O zaman almaması için yükselmeye devam etmen lazım. Nereden çıkarıyorum bunu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü müddeti 63 olmasının hikmetini anlatıyor ya şeyde, mektubatta. 63'ten sonra beli bükülecek, burnu akacak, bilmem ne olacak. Hepsi sünnet olacak. Yani insan o insan kemalatına şey yapmıyor. Onun için en mükemmel şeyini de alıyor. Ondan sonra başlıyor arızalar. Ruhsal değil, bedensel arızalar başlıyor. Mesela geliyor. Mesela ben geçen buna ait de bir şey böyle çok sevdiğim, hem dua edin, söyleyeyim hem de beni mahkemede savunan, bu tabelayı hatırlayın, her şeye rağmen tehdit aldığı halde, mahkeme verdiği halde, avukatlığınızı iptal edeceğiz dendiği halde beni bırakmayan avukatım akciğer kanseri oldu. Allah şifa versin. Eğer terörist olmak zamanı gelmişse Allah hizmet imaniye Kur'an'ın hissesini ziyade eylesin. Cemaatın benim şahsımda gözüken iman küfür mücadelesinin müdafirliğini yaptığı için cemaatin de boynunun borcudur. Orada onu müdafaa edecek inşallah. Şimdi diyor, dedim ki Hamza, ya bu adamı niye alıyor acaba dedim ya. Tövbe yani, bu dersi yapmama sebep, Allah beni affetsin de, içeriden geliyor ifrit. Ya bu adam hem bizi herkesi koruyor, dürüst mü? Adam her şeyi gözüne rağmen aldı. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Hem ona dua ettirdim size inşallah. Rabbim duanızı kabul etsin. Allah'ın hürmetine ya. Her şeye rağmen. Hiç bırakmadı bizi. Böyle adam gibi yaşarsan ömrünüzde bir veya iki defa fırsatları ıskalamayın. Bir defa. Bak fırsatı değerlendirdi, adam aldı. Yani hayatta çok fırsat olmaz. Ama herkese fırsat olur. Onu ıskalamayın. Bak adam ıskalamadı. Şimdi dedim ki Hamza, tamam. Ya bu adam neye gitti? Ondan sonra ders çalışırken düştüm. Ders çalışıyordum masada gündüz. Aynı bu misal şey yaptı. Bir insan yükselir. Alır. Allah'ın rahmetine mazhar olur. Sonra kendisi gidiyordu ama kendisi kendisine bırakmadılar ki, çocuklar büyüyor, kadınlar büyüyor. Çocuk büyümüyor, dertleri artıyor. İnsan yaşlanmıyor, hassasiyeti ve tahammülü azalıyor. Baktı ki hazineden yiyecek, bu kazanımlarını boşaltacak, merhameten, tamam. Bundan sonra aşağıya inecek uçak, inmeden hadi bakalım gel. Merhameten al, ben de razı ol. Ondan sonra baktım ki ahiret bize gözüküyor yani inşallah. Ama bizim şeyimiz, kokmuş hevesimiz, his ve hevesimiz niye böyle oluyor diye itiraz ediyor. Ve devam ediyor, diyor ki ne biliyorsun ki? İtiraz etme kardeşim kadere. Ahirete kadere iman yok.
Bir şey yaramayacak zaten. Ahirete iman etmiyor. Zaten oradasın. Şeytan kaderi inkar etmedik. Ahireti de inkar etmedi. Allah'ı inkar etmedi. Ne inkar etti? Ha sen ya. Şeytan niye şeytan oldu? Ne inkar etti? Amentü billah inkar etmedi. Allah'a imanı vardı. Allah ile konuştu. Ha, itaat etmedi. Kendini terk etmedi ya. İtaat etmedi yani. Şimdi kader Müslümana merhametendir kardeşim. Sana sorumluluk değil. Senin sıkıntın üzerine alan gemiye benzer. Yükün ona bile bırakıyorsun. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman etmek. Olmasa ne olurdu? Öyle düşün. İman etmek o kadar nimet. Kadere iman etmek olmasa. Keşkelerle dolu ya. Kadere iman ettiğimiz halde Mustafa. Keşkeler var geçmiş keşkeleri. Kadere iman ettin mi? Ya böyle olması lazımmış. Kader, Müslümanın sırtındaki yükü bindiği gemiye bırakmanın adıdır. Tamam. Şimdi ne biliyorsun ki zannettiği nimet nikmet olmasın? Çok istiyoruz bazı şeyi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ey Musa'nın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, Allah'ım, Rabbim, Allah'lığın hatırına bunu ver deyip de hakikaten olmayacakları verdi ya. Sonra pişman olduğunuz olmadı mı? Benim çok oldu. Benim bir kere her duam kabul olsaydı bugün burada olmayacaktım. Öyle bazı dualarım kabul olmuş böyle. İhlasla, hulusla söylemişiz. Ama ekserisinden pişman olmuş. Ne deseydim, etmeseydim mi? Ya Rab, senin için nasıl hayırlısı öyle yap, bana nasip et. Hayırlısını yap. Ama istediğimi hayra tebdil et, kalbimi de memnun et. Sanki mecbur. Ama Allah öyledir. Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet, nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki? Sineğin kanadına muvazi olmayan, mukayesesi bile olmayacak hevesini tatmin. Yani senin kainata göre sineğin kanadına bile denk gelmeyecek olan hissini, hevesini, arzunu teskin için felek çarklarıyla hareketle teskin edilsin. Yani Allah senin hevesin için kainattaki sistemi mi değişti? Olmuyor ya. Ama şöyle bir sistemi de çalıştırıyor. Ya Rab, umumi bir sistemin var ya, Risale'de geçiyor Kastamonu 220 mi? Ya Rabbi, tamam bu böyle gidiyor. Biraz önce o kanser, akciğer kanseri. Umum sistem böyle çıkıyor, esbab böyle. Ama biz Rab'lığın hatırına ne diyoruz? Hususi bir ihsanat hususiye, inayet hassa, imdadat-ı mahsusa bir tane de var. İltifatı, irtifat mıydı? Yok. İhsanat-ı mahsusa, inayet yazsa, imdadat hususiye, ha, üç tane. Onlar da özel çalışıyor. Hususi, sana özel, nur talebeleri için söylüyor usta, inayete mazardırlar diyor. Vallahi ben kendimde görüyorum. İnayet var. İhsan var. Oldu ya bu tabela biliyor. Meşhurdur. İnayet, inayet, imdat, ihsan, umumi sistemin çarkları içinde ezilenlere Allah özel muamelesi. Özel. Çok şükür. Ne kadar oldu? Peki o yeter mi? Yani çok uzun mu olur? 147. Bakayım ne kadar sürer. Yoksa keseceğim. O zaman keseyim. Tamam. Burada keselim. Havada sıcaktır. Çalışarak geldim. Siz de gelin derse. Bak size değer veriyorum. Siz de değer alın. Bak size değer veriliyor. Bir son şeyimi söyleyeyim. Kapanma ihtimali var tekrar. Korona ile alakalı. Eğer şimdi açıkken derslere gelirseniz, kapalıyken ya Rabbi olsaydı giderdim. Gittiğim delildir. Ama derslere gelmesen, ya Rabbi kapandı, açık olsaydı giderdim. Değil Rabbini, vicdanını bile tatmin edemezsin.
Der ki lan sahtekar, sendeki vicdan açıkken gitmedin, şimdi ona sığınamaz. Özür özür değildir o zaman. Özür yapabilirken yapan, yapılamadığı zaman yapamayanların Allah'ın merhametini işlettirdiği sistemdir. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.